Benim bitirdiğim sahnelerden şu anda yeni o vasıfsız isimler var ya, fenomenler. Selin Ciğerci, Murat Öviç. Onlar işte benim bitirdiğim yolları şu anda onlar daha yeni gidiyorlar. Onlar ben sadece şovman, şaklaman olarak görüyorlar. Çağla Akalın'la beraber bir tane şey, Meleklerin Aşkı diye bize rol geldi. Yani orada yönetmenle işte ne konuşmuş, ne yapmışsa, yönetmene ne cilveler falan yapmışsa orada rolleri değiştirmişler. Çağla Akalın. Tabii benim de TikTok'a geldiğimi duyduğu için bana spamlar, oradan buradan engellemeler. Zaten ben onu engellemişim. Sanatçı dedim. Bir emek verip karşılığını alamıyorsa dedim, tek çare dedim soyunmaktır dedi. Nasıl soyunursunuz dedi. Üzerimde inanır mısınız? Yani sadece yelek gibi bir şey vardı. Sadece şunu şöyle çıkarınca Murat Göğebakan stüdyoyu terk etti. Mekanlarda translara sahne vermiyordular. 20 sene boyunca biz bunu saklamak zorunda kaldık. Efendim, T-Media TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hazal Sönmez. Hazal Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hazal Hanım, bize kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. İstanbul doğma büyümeyim. Karadenizliyim. Hem ses sanatçısıyım, hem oyuncuyum. Babam mekanı cennet olsun. Beni çok güzel hocalarla yolumu kesiştirdi. İlk başta halk müziği dersleri aldırdı. Mehmet Erenler, Volkan Konak. Sonra babamın bana bir vaati vardı. Dedi ki, evladım ben sana dedi güzel hocalarla dedi tanıştırdım. Ama dedi, bana dedi halk müziği albüm yapacaksın dedi. Mehmet Erenler'le Volkan Konaklar'da ders aldım. Benim hocamdır. Ondan sonra halk müziği dersi aldım. Halk müziği albümü yaptım. Selda Bağcan, sevgili Selda Bağcan. Sevgili Selda Bağcan'ın kardeşi Sezer Bağcan'la beraber stüdyoya girdik. Güzel bir albüm yaptım. Ondan sonra albüm yaptıktan sonra albüm bayağı ses getirdi. Ben ondan sonra programlara başladım. 2-3 tane gazinoya gittiğim zaman bu sefer benden istekler gelmeye başladı. Türk müziği. Eğitimini alıp Türk müziği okumam gerekiyor. Üsküdar Müzik Cemiyeti sınavlarına girdim. 3 sene boyunca okudum, mezun oldum, sertifikamı aldım. Yani şu ana bir müzik öğretmeniyim. Hem ses sanatçısıyım, hem oyuncuyum, hem de bu işin çekirdekten yetişmeyim. İlk albümünüzü kaç yaşında çıkardınız? İlk albümü 25 yaşımda çıkardım. Albüm çıktıktan sonra zaten hemen dizi teklifi geldi bana. Sevgili Sibel Can'dan, Sibel Can Kaldırım Çiçeği, rahmetli yönetmen Samim Değer. İlk başta Sibel Can'la başladım. Sonra Sibel Can'ın ikinci dizisinde başladım. Ve Sibel dizisi vardı Sibel Can'ın. Ondan sonra Çiçek Taksi'de oynadım. Böyle mi olacaktı oynadım. En sonunda Meleklerin Aşkı'nda oynadım. Bir şey soracağım size. Bir trans birey olduğunuzu özellikle sakladınız mı? Hayır. Sakladım derken benim zamanımda pek mekanlarda translara sahne vermiyordular. Onun için 20 sene boyunca biz bunu saklamak zorunda kaldık. Hem menajerim hem firmam. Onun için tabii ki ben de sahnelerden ekmek yemek zorundaydım. Kimse beni bilmiyordu zaten. Asla da bunu da açıklamadık. Ta ki trans geceleri olana kadar bana teklif geldi. Yardıma ihtiyaç, translar yardıma transların misafirhanesi, Hazal Hanım dedi, yardıma konsere gelir misin dediler. Tabii ki dedim, ben 5-6 sene boyunca hiç asla ücret almadan LGBT trans konserlerine gittim. Ta ki, tabii geçen seneye kadar bir olay duydum, ondan sonra asla dedim, bir daha dedim, trans gecelerinde, LGBT gecelerinde olmayacağım. Çünkü bu yardımsa hep beraber yardım olması gerekiyor, değil mi?
Evet. Sen beni çağırıyorsun yardım gecesi diye. Taner Duman, Çağla Akalın, sizler parayı paylaşıyorsunuz. Bizlere gelince yardım gecesi. O zaman yardımsa hep beraber yardım olması lazım. Ben nasıl geliyorsam, başkası nasıl geliyorsa ben bunu kabul etmiyorum. Duyduktan sonra hatta bana mesaj da geldi. Taner Duman'a da şey yaptım. Bak dedim böyle bir sesli mesaj düştü. Bunlar parayı paylaşamıyorlar. Anladım. Aralarında kavga ediyorlar. Eğer benim ismimde bir kariyerim, karakterim varsa Hazal Sönmez. Ben eğer ismimi de gecelerinde de kimse bilmezken ben ismimi de lanse ettiriyorsam o anda zaten bilindi. Çoğu hiç kimse bilmiyordu asla. Sadece bizim camia biliyordu. Ama ne prodüktör, ne televizyoncusu, ne gazetecisi hiç kimse bilmiyordu. 20 sene boyunca ben hep sahnelerde Hazal Sönmez şarkı da okuyordum, Türk sanat müziği de okuyordum, arabesk de okuyordum, fantezi de okuyordum. Her gittiğim yerde 20 sene boyunca ekmek yedim. Yani şu andaki o vasıfsız fenomenler var ya, Selin Ciğerci, ondan sonra Murat Övünç. Benim bitirdiğim sahnelerden geri döndüğüm sahneleri onlar daha yeni başlıyorlar yani. Ben varken hiç kimse yoktu. Sevgili bir Seyhan Soylu vardı. Bülent Ersoy vardı. Seyhan Soylu vardı. Hiç kimse yoktu. Şu an trans bey olmanızın bilinmesinin sizin için bir sakıncası var mı? Hayır asla kesinlikle. Ama üzüldüm. Neden üzüldüm? Böyle trans bireylerin gecelerine katıldım yardım için. Ama maalesef o yardımlar yerini bulmadığı için ona çok üzüldüm. Hep bana rap bana olmaz. Eğer hayır gecesi ise herkes elini taşın altına koyacak. Herkes hayır yapacak. Baktım kötüye gidiyor. İsmimi de kötüye çıkaramam asla. Onun için geçen sene de gece yaptılar. Ben asla gitmedim. Zaten ben kendi sayfamda paylaştım. Bir daha trans gecelerinde asla olmayacağım. Ama ben gitmediğim gecede öyle bir rezalet gece oldu ki zaten bunu da hep kamuoyunu basında duydu yani. Hazal Hanım, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Yeni projeleriniz var mı? Ya da sahne alıyor musunuz? Tabii ki önceden 5 senedir sahne almıyorum. Söyledim ya ben 20 senedir sahnelerdeyim. Benim bitirdiğim sahnelerden şu anda yeni o vasıfsız isimler var ya fenomenler. Selin Ciğerci, Murat Övünç. Onlar işte benim bitirdiğim yolları şu anda onlar daha yeni gidiyorlar. Ama pandemiden dolayı maalesef henüz sahnelerimiz yok. Mekancıları arıyorlar diyor ki ya benim çevrem var 10 tane 20 tane masam var. Tabii ki diyor. Ondan sonra eskort kızları getiriyorlar anladın mı? Eskort kızları getiriyor. Eskort kızlar onların müşterilerini getiriyor. Ondan sonra al sana masa yapıyorlar. Sanat nerede kaldı? Ya ben burada bir tanesine de şahit oldum. Emrah'ın yeğeni biliyorsunuz Yaşar İpek yani. Nişantaşı'nda çok lüks bir yerde çıkıyordu. Ben de orada çalıştım. Hatta biz de onunla konuşmuştuk Yaşar İpek'le. Çok bayan geliyordu. Aman Hazal diyordu boş ver gelsin masa yapsınlar diye bana. Ben kostümün üstüne sabahlık böyle giyiniyordum. Abonemle beraber 6 tane yerde çıkıyordum. Saat 8'de bir başlıyordum. 3'e kadar 4'e kadar 6 tane yerde çıkıyordum. 45 dakika arayla. Ama şu anda maalesef öyle sahneler kalmadı. Murat Övünç ve Selin Ciğerci'nin vasıfsız olduğunu söylüyorsunuz. Neden öyle düşünüyorsunuz? Şimdi Selin Ciğerci tabii ki vasıfsız. 2000 tane ve 3 milyon, 2 milyon takipçi olmayla Instagram'da iki popülaritelik orada burada gözükmeyle ben sana vasıflı diyemem. Ses desen ses yok. Bir görüntüyle de olmuyor. Sanatçı dediğin zaman hem göze hem de kulağa hitap etmeli. Onlar ben sadece şovman, şaklaman olarak görüyorum. Görüyorum çünkü bizlerin zamanında öyle yani şantöz derdik. Öyle çıkardılar aralarda böyle. İnsanları güldürmek için. İnsanlar da zaten onları güldürmek için yani sahnelerine geliyor. Emin olun asla sanata gelmiyorlar. Ne ses var ne görüntü var yani. Kimleri şaklaman olarak görüyorsunuz? Selin Ciğerci olsun, Murat Öviç olsun, Hakan Kakız olsun. Yani var da var yani bir isim daha var. Hatta onu da söyleyeceğim. Ben normalde hep Instagram'daydım. Biliyorsunuz TikTok'a girdim. Bu pandemi dolayısıyla sokak hayvanlarına babam maaşıyla zaten bakıyorum ben. Dedim belki dedim TikTok'a gireyim dedim bir katkı olur. Bu TikTok'a girdikten sonra hemen duyulduğumuz için
Çağla Akal'ın hani bir laf vardır. Bir insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Bir insan gördüm, üstünde elbisesi var ama içinde insan yok. Tabii benim de TikTok'a geldiğimi duyduğu için bana spamlar, ondan sonra oradan buradan engellemeler. Zaten ben onu engellemişim. Pardon yani, darunlama padişahım, senden büyük Allah var yani. Hazal Hanım, peki Çağla Akalın'la birçok transın husumeti var. Bunun sebebi nedir? Yani ben Çağla Akalın'ı tanımadan önce gerçekten çok seviyordum. Köşe yazarlığına hayrandım. Çağla Akalın'dan önce köşe yazarlığına hayrandım. Ve tanıdıktan sonra Çağla Akalın'ı inan keşke dedim köşe yazarlığıyla kalsaydı da yani insanlığını mahvetmeseydi. Çünkü Çağla Akalın maske takan bir insan. Hiç kimseyi sevmiyor, emin olabilirsiniz. Çağla Akalın'la sizin aranızdaki problem ne tam olarak? Niye size spam atıyor? Ya şimdi onu söyleyeyim işte ben neden üzüldüm? Ben bu LGBT trans konserlerine gittiğimde Çağla Kalın da orada sunuculuk parası veya kostüm parası şunu bunu almaması gerekiyordu. Çünkü eğer o yardım konseri ise yani ben bu olayı duydum. Duyduktan sonra hepsiyle diyaloğumu kestim. Çünkü benim iyiliğime suistimal edildi. Ben bu tarz şeyleri hayatta sevmem. Ben ismimi bile LGBT için kendimi feda ettim. Çünkü ben 20 senedir sahnelerde Hazal Sönmez dediği zaman kimse trans falan demiyordu. Asla kimse bilmiyordu. Ama ben kader arkadaşlarım, benim arkadaşlarım yardıma muhtaç olduğu için ben konsere geldim, yardıma geldim. Ama maalesef yardımlar yerini bulduğu zaman, bulmadığı zaman ben çok üzüldüm. Ondan sonra biz Çağla Akalın'la beraber bir tane şey Meleklerin Aşkı diye bize rol geldi. Dizi teklifi geldi. Ben kabul ettim. Çağla da benden zaten kabul etmiş. 2 ay boyunca teksti ezberledim. 2 ay boyunca. Ondan sonra sete geldim. Yarım saat sonra şey başlayacak. Set başlayacak. Ondan sonra ben şimdi testimi ezberlemişim. Yine elimde. Ondan sonra baktım Çağla Akalın bana dedi sen dedi nereye yapacaksın? Ben dedi burayı nereye yapacaksın? Oysa onlar yönetmenle tanışmışlar. Tanışmışlar aşağıda. Roller değişmiş. Benim haberim bile yok. Nasıl değişmiş roller? Yani orada yönetmenle işte ne konuşmuş, ne yapmışsa, yönetmene ne cilveler falan yapmışsa orada rolleri değiştirmişler. Benim rolümü bu sefer Çağla aldı. Ben de 2 aydır onu ezberlemişim. Çağla aldı benim rolümü. Ben de Çağla'nın rolünü yarım saatte ezberledim hemen. Çağla Akalın yönetmenle birlikte olup senin rolünü mü almış? Yani olabilir belki de yani. Çünkü o yönetmenle konuştuktan sonra her şey değişti. Sen dedi rolün dedi ne falan filan dedi. Ben dedim rolüm dedim şurası burası dedim. Baktı Allah Allah dedi. Hayır dedi, o rol dedi senin değil dedi. Bu rol dedi benim senin rolün benim dedi. Benim rolüm dedi senin dedi. Ama aynı rolü bana mesela yönetmen aynı rolü bana şey yapsa 2 ay Çağla o testi ezberlese dese ki Hazal Hanım rolleriniz değişti ben kabul etmem biliyor musun? Çünkü derim ki emek verilmiş 2 aydır arkadaşım onu ezberlemiş ben onu yapamam. Ama beni zor duruma soktular ben yarım saatte onu yine ezberledim Allah büyük büyük güç verdi bana ve çıktım ondan da daha güzel oynadım ve herkes de beni takdir etti. Peki Çağla Akalın size TikTok'ta spam atıp sayfanızı kapattırmaya mı çalışıyor? Yani duyuyorum başkalarının sayfalarında yani çok birkaç tane böyle orada insanlar var. Argo insanlar, konuşanlar var. Onların ismini de verip de gündeme getirmeye de gerek yok aslında. Onlarla beraber hani bir çete oluşmuş galiba aralarında. TikTok'ta ben olsam ne olur, olmasam ne olur? Benim zaten ihtiyacım yok. Ben sadece sokak hayvanları için daha iyi şartlarda yaşasın diye sokak hayvanları için TikTok'tayım yani. Sen benim çünkü benim izleyicim yani fazla olmuyor. Bana da en sonunda söylediler ki neden yükselmiyor dedi. Senin dedi sayfan dedi spamplı dediler. Tabii bunlar Hazal Hanım'ın iddiaları. Çağla Hanım'ın da cevap hakkı vardır her zaman bizim kanalımızda. Peki Boş bu Hazal Hanım boş konuşmaz. Var gibi bildiği konuşuyor. Sadece bana değil yani.
Çok kişiye aynısını yapıyor. Cemile Kaya'ya da aynısını yapıyor. Cemile Kaya mesela benim canım ciğerim. Cemile Kaya bir tanedir. Fenomenlerin içinde en dürüstü, en gerçekçisi Cemile Kaya'dır. Nil Ulusoy zaten benim canım ciğerimdir. Yani Çağla hepsine de bunların yapıyor yani. Hepsine de yapıyor. Adamları var orada. Benim hiç kimseden korkacak bir şeyim var. Korkum yok. Allah'tan başka. Bir can vereceksem o da Allah'a vereceğim. Annemi babamı terk etmiş gelmişim ya. Demirden korksan trene binmezdim yani. Pardon da benim kırıldığım noktalar da işte bu. Murat Öviç. Bunu ifşalamışlar Murat Öviç'ü. Ben de resmini bu gördüm. Ondan sonra hatta Murat'a attım. Murat'a attım. Bak dedim. Böyle bir yerde seni yazıyorlar, seni çiziyorlar ama ben Murat Öviç'i savundum biliyor musun? Trans camiasında. Murat Dönücü'nün nesini ifşalamışlardı? Bir tane resim ifşa etmişler kadın kılığında, trans Ha. kılığında. Hatta ben dedim ya Murat değildir o şakadır dedim falan filan. Hatta 10-15 tane trans da bana bir ara küstü biliyor musun? En samimi arkadaşım bile küstü. Sen niye onu savunuyorsun falan filan diye. Ama dedim şimdi bakın dedim, yapmayın dedim. Murat Öviç'in dedim çocuğu var dedim, ailesi var dedi. Bak ben neye kızarsam kızım, kızayım. Bir insanın asla ailesiyle, çocuğuyla vurmam. Asla, kesinlikle. Evet Murat'la ben konuşmuyorum. Ama ailesine saygı duyuyorum. Annesinin ellerinden öpüyorum. Fotoğrafını attın ona. Ne oldu sonra? Fotoğrafımı attım. Aa dedi şey ya dedi ben değilim dedi. Oysa da kendi resmi. Nankör cami diyorum ya. Neyse babam vefat etti. İnanır mısın Murat'ın vokalisti Sibel canım benim. İbrahim Tatlıses'in de eskiden vokalistiydi. Birinci gün beni aradı baş sağlığı diledi. Ve Murat bir ay sonra bana baş sağlığı diyor. Ben de Murat'ı engelledim. Bir ay sonra ben acılı yürekliyim. Yani ne oldu yani? Bir ne olacak? Belki o an senin baş sağlığın belki bana moral verecek. Beni... Murat Öviç Seyhan Hanım'a nankörlük etmiş olabilir mi? Ondan araları bozulmuş olabilir mi? Tabii. Hem de çok büyük nankörlük yaptı Murat. En büyük nankörlüğü Murat Öviç yaptı. Ben zaten söyledim. Bunlardan dost, bunlardan post olmaz. Kraliçeme. Gerçeği ben bunu söyledim yani. Çünkü vefasız, duygusuz insanlar. Menfaatçi insanlar. Aşk yaşadığınız, geçmişte aşk yaşadığınız birileri var mı? Sanat camiasından yok ama tabii gazino sahibi vardı. Ben biraz biraz kapalı isim vermem. Gazino sahibiyle beraberdim. 7 sene boyunca hatta hem çalıştım hem ondan sonra her gün sahne yapıyordum kendi restoranda. Hatta sonum da Bergen gibi olabilirdi yani. Bir gün beni çok kıskançtı. Yani kardeşinden bile kıskanan bir insandı. Bir gün beni dövdü. Hatta kül tablasını attı, yüzüme geldi. Gözüm mosmor oldu. Gözümü soruyor herkes diyorum kapıya çarptım diyorum. İnsanlar mantık yürütüyor. Bu nasıl kapıya çarpmak böyle? Oysa kül tablayı aldı buraya vurdu adam. Adam gündüz melek ama gece alkol alınca kelek. Sanat camiasında bulunduğu yeri hak etmeyen kim var sizce? Banu Alkan'ı bir kere hiç sahnelere yakıştırmıyorum. Ses yok, bir şey yok yani. Sinemada kalsaydın keşke. Sahnelerde olmaması gerekiyor. Öyle bir sesin yani. O saygısızlık diye düşünüyorum. Sanat camiasında başınıza gelen en kötü olay nedir? Bu sanat hayatınız süresinde. Evet. Onu da anlatayım. Şu anın pop sanatçısı. Çok da ünlü. Ben gazinoda çalışıyorum. Patronumla beraber birlikte oldu. Sırf beni o mekandan göndermek için eskilerden ama şu anda hala çok gündemde olan pop sanatçısı. Patronla birlikte olup senin yerine sahneye mi çıkmak istedi? Aynen öyle mi? Bir şey soracağım. Sen çok iyi bilirsin. 20 yıldır bu piyasadasın. Şöhretin ve paranın yolu yapımcı ve yönetmenlerin yatak odasından mı geçiyor? Kesinlikle öyle. Emin olabilirsin. Bana bile o ahlaksız teklif yapıldı. Asla kabul etmem öyle şeyleri. Ben Unkapanı'na girdiğim zaman herkes bilir ki Unkapanı'nda herkes bana aşıktı. Ama ben hiçbir zaman onu kabul etmedim. Ve tabii ki hani trans birey olduğunu da bilmiyorlar. Bilmiyorum. Hayır, kesinlikle.
Bu benim transseksüelliğim sadece trans yardım gecelerinde ortaya çıktı. Ben o kadar basınla, o kadar telavvülede, ondan sonra Acun Ilıcalı bizim muhabirimizdi. Kaldırım Çiçeği'ni oynarken Sibel Can'la Acun bizim muhabirimizdi. Televole'de programcı, sunucuydu Acun. Ondan sonra Show TV'de, ondan sonra biz Reha Muhtar'a çıktık. Yani hiç böyle bir sorun yaşamadım ben, ama gerçekten o zamanlar ekmek kazanmak çok zordu. Eğer ben direkt albümümle trans diye çıksaydım, ben 20 sene boyunca asla ekmek yiyemezdim. Çünkü sahne vermiyordular o zamanlar. Şu an bütün ünlüler zamanında birilerinin yatağından geçerek mi ünlü oldular sence? Yani hepsini demeyeyim ama çoğu insan öyle. Sizin çıktığınız dönemlerde sanatın yolu soyunmaktan geçiyordu. Sanat için hiç soyundunuz mu? Evet, onu da şey yapayım. İnsanlar güzel bir şeyler yapıyor. Star TV'de canlı yayın Ahu Tuğba, Alişan sunuyor programı. Bir de Gonca Uyanık vardı, hatırladınız mı? Ondan sonra rahmetli, hadi bu sanatçının ismini söyleyeyim, Murat Göğebakan. O kadar severdim. O kadar şarkılarını dinlerdim. Ondan sonra eğer dedim mikrofonu canlı yayın, canlı konuk, canlı program, mikrofonu bana uzattılar. Sanat için ne yapardı? Eğer dedim bir sanatçı dedim, bir emek verip karşılığını alamıyorsa dedim, tek çare dedim soyunmaktır dedi. Nasıl soyunursunuz dedi. Üzerimde inanır mısınız? Yani sadece yelek gibi bir şey vardı. Sadece şunu şöyle çıkarınca Murat Göğebakan stüdyoyu terk etti. Bu televolelerde, magazinlerde çok çıktı. Ben sanat için eğer bir insan sesini duyurmuyorsa dedim, sadece şunu şöyle yaptım. O zaman da Gonca Uyanık galiba soyunmuştu galiba. Ben de tuzu biberim oldum. Peki, toparlayacak olursanız bize ve izleyicilerimize söylemek istediğiniz ne var? Çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır hiç ne YouTube ne televizyon programları şey yapmıyorum, kabul etmiyorum. Ben önce sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Muhteşem bir ikilisiniz. İkinizi çok başarılı buluyorum. YouTube'da çok başarılısınız. Videolarınız çok izleniliyor. Hatta ortak arkadaşlarımız da biliyorsun var. Benim kankim, canım, ciğerim Aslı Kökçe. Kral TV'nin kraliçesidir o da. Onu çok seviyorum. Buradan da selamlar olsun. Çok başarılısınız. Nil Ulusoy'la da çok güzel röportaj yaptınız. Gayet de ses getirdi. Buradan da takipçilerinize selam olsun diyorum. Benden de saygılar, sevgiler. Saygılar bizden. Biz çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Kabul edip bu açık yüreklilikle, içtenlikle bütün sorulara cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Ne demek yani? Sizleri çok sevdik. TikTok'ta da yeni ses getirdiniz. Eğlence, daha doğrusu eğlence sektörün, aslında sizi ben televizyonda görmek istiyorum. İnanılmaz bir zekalısınız. Ondan sonra yaratıcısınız. Teşekkür ederiz. Efendim, bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Biz herkese eşit şekilde söz hakkı vermeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.